Evet, bizi izleyen herkese saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Bugün kariyer sohbetlerinin ikincisindeyiz. Sevgili akademisyen Muratcan Atakan Hoca ile beraberiz. Yine kendisiyle çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Hem fakültede öğrencim oldu ama aynı zamanda şu anda çok başarılı bir meslektaşım olarak karşımızda. Bugün kariyer sohbetlerinde Murat Hoca ile özellikle Almanya'daki eğitimle ilgili konuşmak istiyoruz ama o konulara geçmeden önce ben Murat Hoca'ya önce kısaca kendisini tanıtmasını istiyorum. Eksik bıraktığı yerleri de ben de söyleyebilirim. Buyur Murat Hocam. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Teşekkür ederim hocam. Muratcan Atakan, şu anda Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi tanışıklığımız eski yıllara dayanıyor. Sanıyorum 2005 yılından bu yana tanışıyoruz. Ben 2010 yılında mezun oldum. Tabii son 2 senesinde, 3. ve 4. sınıfta sizden yoğun şekilde işte ticaret ve ticaretin alt dalları, çeşitli seçmeli dersler olmak üzere dersler aldık. Daha sonrasında da bir işte yüksek lisans ve doktora maceramız oldu Almanya'da. Tabii sizin de katkılarınız büyüktü, teşvikleriniz Estağfurullah. büyüktü. Yüksek Bu lisans doktora. arada Muratcan Hocam şeyi eksik bıraktın. Tabii çok başarılı bir öğrencimizdi. Kadir Has Üniversitesi'nin dereceyle bitirdi. Orayı eksik bıraktığın için ben tamamlayayım. Teşekkür ederim hocam. Daha sonrasında işte okul bittikten sonra 1 yıllık bir staj, avukatlık stajını, zorunlu stajı yaptıktan sonra hemen sonrasında Almanya'ya yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gittim. 2013 yılındaydı sanıyorum yüksek lisans bitti. Hemen ardından da doktoraya başladım. Yine aynı üniversitede aynı hocamla birlikte. 2016 yılında da doktorayı tamamladım. Sonrasında Türkiye'ye döndüm. Bir yıl işte kadar bir denklik sürecini bekledik. Belki zaten bunu da bugünkü konuşmamız içerisinde bir ayrı başlık olarak belki konuşuruz. Denklik sürecinin hemen akabinde de işte yardımcı doçent olarak göreve başladık. Sonrasında malumunuz ünvanlarımız vesaire değişti. Şimdi doktor öğretim üyesi ünvanıyla çalışmalara devam ediyoruz hocam. Niye Almanya Murat Hocam? Hocam Yani niye aslında bunu Almanya'yı seçtin? Hani daha genelde hep bizim zamanımızda da öğrenci cenneti falan denilir ama onun etkisi mi var yoksa hani hedefim ticaret hukukçusu olmak o yüzden mi Almanya'ydı? şimdi elbette yani ben ticaret hukukçusu olma amacıyla zaten o zamanlar bir yurt dışında yüksek lisans doktora arayışı içerisindeyim. Belki hatırlarsanız sizin yanınıza da çok kapınızı çok çaldım o zamanlar hocam. Ben de ticaret hukukçusu olmak istiyorum işte yüksek lisans doktora yapacağım diye. Şimdi malumunuz siz tabii daha iyi bilirsiniz ama bizim ticaret hukukumuzun adeta diyelim kurucularından bir tanesi Profesör Hirsch, Hans Hirsch. Tabii Nazilerden kaçarken 2. Dünya Savaşı esnasında birçok Yahudi Alman gibi Türkiye'ye sığınıyor. Türkiye'ye sığındığı zaman da işte burada malumunuz İstanbul Hukuk'ta uzunca bir süre ders veriyor. Sonrasında kendisinden de destek alınarak bir ticaret kanunu yapılıyor ki 2012 yılına kadar malumunuz o kanun aslında yürürlükte kalıyor. Tabii ondan sonrasında da ondan öncesinde de veya dünyanın birçok yerinde de ticaret hukuku dediğiniz zaman aslında Alman kaynakların kullanıldığını görüyorsunuz. Öyle olunca da ben de şey dedim yani madem bu işin menbaı hani Almanya bu işin kaynağı orası o zaman gidip kaynağından öğrenmek hem doğru yol olacaktır. Zaten akademisyen yani ticaret hukukunda bir akademisyen olmak istiyorsanız yazacağınız makalelerde yazacağınız kitaplarda oradaki kaynağa atıf yapmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de o hukuk sistemini bilmeniz lazım. O hukuk sisteminin dilini biliyor olmanız lazım. Bunun da en güzel yolu, en pratik yolu orada yüksek lisans doktora yapmaktır diye düşündüm. Bir diğer boyutu da hocam tabii yani belki dinleyen öğrenci arkadaşları ilgilendirecek, daha çok ilgilendirecek kısmı da tabii maddi boyutu. Yani İngilizce konuşulan ülkelere kıyasla tabii eğitimin son derece uygun yapabildiğinizi, maliyetinin son derece düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Yani sizin İngiltere'de bir okula yarım dönem vereceğiniz bir okul ücreti kadar parayla Almanya'da 1 yıl boyunca okulunuz, yemeğiniz, içmeniz, konaklamanızı hepsini karşılayabiliyorsunuz. Bu kadar arada
fark var. Maddi olarak tabii bir avantajı var hiç şüphesiz. Peki nasıl başladın Murat Hocam? Yani fakülteden mezun oldun, Kadir Has'ı bitirdin. Almanya'da işte yüksek lisansa karar verdin. Ne yaptın? Yani web sayfalarına mı gittin? Birilerinden yardım mı aldın? Şöyle hocam süreç işliyor. Ben tabii burada başta siz işte fakültemizdeki daha önce Almanya'ya giden, orada çalışmalar yürüten hocalarla bir ilk başta istişarelerde bulundum. Hangi okullar olabilir, nerelere gidebiliriz diye. Daha sonrasında da tabii okullarla iletişime geçtik. Yani bizdeki gibi tabii bir merkezi sınav sistemi yok. Almanya malum özerk, üniversitenin özerk olduğu bir ülke. Her üniversite kendi alım şartlarını kendisi belirliyor. Dolayısıyla farklı üniversitelerin farklı alım şartları, koşulları olabiliyor. Öncelikle bir üniversiteleri araştırıp bulmak lazım. İnternet bu anlamda inanılmaz bir kaynak. Tabii internet üzerinden ciddi bir araştırma yaptım. Daha sonrasında da birçok okulun benzer hemen hemen işte şartlar öngördüğünü fark ettim. Daha sonrasında da işte çeşitli örneğin referans mektupları isteniyor. İşte sizin gibi hocalarımızdan, daha önce Almanya'ya gidip gelmiş hocalarımızdan referans mektupları aldık. İşte transkriptir, diğer belgelerdir. Okullara bizzat başvuruda bulundum. Yani bir merkezi sistem olmadığı için bizde malum işte ALES'e vesaire giriyorsunuz. Bir sınav sonucu alıyorsunuz. Veya işte lisans seviyesinde düşünün. ÖSYM zaten sizi yerleştiriyor. Burada öyle değil. Burada doğrudan üniversitelere başvuruyorsunuz. İşte birer dosya yaptım. İçinde transkriptimin, referans mektuplarının, yaptığım çalışmaların olduğu. Tercih ettiğim birkaç tane üniversiteye, tabii çok fazla üniversite var. Yani hepsine de göndermek çok imkan dahilinde de değil. Ben şöyle yaptım. O zamanlar işte 2011 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Times Higher Education Ranking, bir sıralama var. Dünya sıralaması malum bu işte dünyadaki bütün üniversitede sıralıyorlar. Ya dedim madem yurt dışına gideceğim, öyle sıradan da bir okul olmasın, iyi bir okul olsun, en iyi okullara başvurayım. Yani ne kaybederim ki? Yani en fazla reddedeceğiz diyecekler. O zaman 2011 yılında ben Göttingen Üniversitesi'nde yaptım yüksek lisans doktorayı. 2011 yılında Almanya'nın en iyi, dünyanın da en iyi 43. üniversitesiydi. Ben dedim ki başvurayım. Yani madem Almanya'nın en iyisi bu, başvuralım. En fazla reddederler. Ne olabilir yani? Ama tabii beklediğim kadar kötü olmadı. Sonuç olumlu geldi. Olumlu değerlendirdiler. Kabul edildik. Daha sonrasında işte dil öğrenme süreciyle, herhalde bu da ayrı bir belki başlık olur. Dil öğrenme süreciyle. Evet, ben de onu soracaktım. Çünkü herkes şu anda seni dinlerken merak ediyordur. Acaba hani Almanca öğretilen bir liseden falan mı mezun oldu? İşte Alman Lisesi'nden, İstanbul Erkek'ten falan mezun oldu diye düşünüyordur. Almancan var mıydı Murat? Yok hocam. Yani ben üniversitede, tabii İngilizce öğrendik biz. %30 İngilizceydi programımız. Almancayı şöyle, tabii bu fikir benim aklımda böyle ikinci, üçüncü sınıflarda şekillenmeye başladığı zaman, Almanya'ya gitmeliyim düşüncesi başladığı zaman, şöyle hafta sonları, yani okulun yanı sıra son sınıftayken gidebileceğim bir kurs araştırdım. İstanbul'da böyle normal bir Almanca kursu. Ama hani o kursa gelenlerin büyük çoğunluğu, belki de yani birkaç kişi haricinin tamamı, işte Almanya'da evleneceklerdi, aile birleşimi için gidiyorlar. İşte çat pat müşterileri var Almanya'dan, ya hiç olmazsa fiyatı söyleyebileyim, malı anlatabileyim derdinde olan böyle temel seviyedeki Almanca bir kursuydu. Ben de işte basic seviyede bir Almancam olsun istedim. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi, Almanya zaten A1, Almanya'da A1 seviyesinde bir kurs yok. Yani birçok üniversitede A2 ve üstü, hatta bazılarında B1 ve üstü seviyede Almanca kursu var. Zaten ben sıfır Almanca ile gitsem orada böyle bir kurs bulamazdım. Dolayısıyla hani temel bir eğitim alayım diye A1 ve A2 seviyesinde böyle İstanbul'dayken, Türkiye'deyken bir kursu ziyaret ettim. Ama şunu söyleyeyim, o kursa gidene kadar ben evet, hayır bile ne demek bilmiyordum. Yani nine, işte hayır demek, bunu bilmiyordum ben. O kadar sıfırında sıfırı. Hatta eksi seviyelerde bir Almanca ile başladım. İşte ilk iki seviyeyi, ilk iki kuru İstanbul'u tamamladıktan sonra Almanya'ya gittim. Orada üniversitenin bünyesinde bir
bizim hazırlık diyebileceğimiz ama tam anlamıyla hazırlık, yani bizdeki hazırlık eğitimi gibi değil tabii. Üniversiteye bağlı bir kurs diyelim. Almanca kursuna orada devam ettim. Bir 7-8 ay kadar bir sürede de işte onu C1 seviyesine getirip DSA sınavına girdim. DSA 2 diye bir not aldım. Bizdeki karşılığı herhalde YDS'deki işte 95 puan gibi bir şeye tekabül ediyor karşılık olarak. Onunla da ondan sonrasında da yüksek lisans eğitimine başladık. Murat, ben de bir hatıramı anlatayım. Belki dinleyenler için de keyifli olur. Ben de ilk yurt dışına gittim. İşte Türkiye'de 2 ay falan bir Almanca kursuna gittim. Doktora çalışmaları için gittim ama tabii asıl amacımız, Almanya'ya gitme amaçlarımızdan bir tanesi de Almanca öğrenmek. Orada üniversitenin bir tanesine yüksek lisansa müracaat ettim. Şimdi yüksek lisans evraklarını doldurduk. Ben yaz döneminde gittim. Öncesinde gittim. Buradan başvurmadım. Oraya gittik. Tabii yüksek lisans belgelerini falan müracaat edeceğiz. Üniversitede bu yabancıları kabul eden Hermoize diye bir adam var. Adını bile unutmuyorum. Ne kadar bende etki bıraktıysa. Şimdi ben yanımda orada Almanca, Almanya'da okumuş, ondan sonra yüksek lisans ve doktorasını Almanca bölümünde doktora yapan bir arkadaşla gittim. Tabii o çok muhteşem, akıcı bir şekilde Almanca konuşuyor. İşte girdik, evrakları verdik. Hermoize'ye uzattık. O benim adıma konuşuyor. Türkiye'den geldi, işte şöyledir, yüksek lisansa kaydolacak. Adam tabii, ben hiç konuşmuyorum, bekliyorum sadece. Adam dedi ki, ya biz dedi hiç Almanca bilmeyeni yüksek lisansa almıyoruz ki dedi. Ondan sonra tabii biz ne kadar adamı ikna etmeye çalışsa da arkadaş verdi evrakları, geri geldik. Ben şimdi tabii bütün ümitlerim kırıldı. Halbuki ben o yüksek lisansa kaydolsam tam bir yıl bedava, yani çok cüzi bir ücretle bir Almanca kursu var. Aslında benim hedefim o kursu bitirmek. Evet. Neyse, o kadar üzüldüm ki şimdi döndüm. Daha müracaat işte 3 hafta sonra ya kadar falan devam ediyor. Ben şöyle yaptım, hani belki bizi dinleyenler için güzel bir hatıra olabilir diye anlatıyorum. Ben de şöyle yaptım, 2 hafta boyunca kendi kendime diyaloglar yazdım. İşte ben kapıdan girerim, işte selam derim, vesaire derim, grüßgott derim. Şeyde Bayern'de grüßgott diyorlar ya. Biraz daha muhafazakar orası, doğru. Orası bayağı muhafazakar, bizim selamünaleyküm gibi bir şey. Evet. Ben şimdi kendi adıma Hermoise ile epey bir diyalog yazdım. O bana şunu sorarsa şunu yazar. Ben şunu yaptım, bunu yaptım. Neyse 2 hafta boyunca çalıştım. 2 hafta sonra gittim. Hermoise'nin kapısını çaldım. Evraklarım zaten hazır. Neyse adam buyurun dedi. Ben zaten kurulmuş deyip gibi. Benim elimde bir diyaloğum var zaten. Metni başladım okumaya. Konuşuyorum. Adam arada bir şey söylüyor. Ben bir kelimeyi yakaladım. Zaten diyorum ki benim kurduğum diyalogdan bir tane. Ben oradan devam ediyorum. Adam beni şeye kabul etti. Hiç unutmuyorum. Adam beni bir iki hafta önce arkadaşla gittiğimiz yüksek lisans programında beni reddeden Hermoise 2 hafta sonra beni kabul etmiş. Hiç unutmuyorum. Böyle bir tiyatro oynamışlığımız vardır ama çok şükür yani o kursu ben de başarıyla bitirmiştim. İşte DSA sınavına ben de girdim orada. O dil meselesi hocam belki de ayrı bir toplantının bile konusu olabilir. Bilmiyorum tabii zamanımız ne kadar ama benim de böyle çok dil kursuyla ilgili çok aklıma anılar geliyor şimdi anlattığınız zaman. Biz de dil kursuna ilk başladık. Sorulara, her soruya, yani hoca bir şey soruyor, cevap vermek zorundasınız. Belli bir saatten sonra da işte evet, hayır, ya, nein demeye başladık. Yani bilmiyorsan bir şey söyledi hoca, ya işte evet evet de geç. Yani başından savuyorsun soruyu. Şimdi ben biliyorsunuz marketlerde orada alışveriş yaptığınız zaman yani herkese fiş vermiyorlar. Fiş ister misiniz diye soruyorlar. Evet derseniz fişi yazdırıyor, size veriyor. Yok derseniz yazdırmıyor bile. Yani boşuna kağıt israfı olmasın diye. Şimdi ilk tabii kursa başladık. Çok temel yani hiçbir şey bilmiyoruz neredeyse. Markete gidiyorum. Yani şey yapmak bile istemiyorum. Yani rezil olacağım o kadar kişi var kuyrukta. Önceden paramı hesaplıyorum. İşte tam rakam çıkıyor. Oradaki yazıyı görüyorum. Hani çünkü kadın söylese bana işte 25 euro 98 cent dese ya, o anda anlamayabilirim. Bakıyorum, yazıyı görüyorum, tam o kadar veriyorum. Para üstü bile hani almamak için, muhatap olmamak için. Birkaç defa şimdi kadın bana bir şey sordu tabii orada kasiyer. Ben de ya deyip geçiyorum. Hani yani iyi günler derim. İşte ben de size, evet teşekkürler falan gibi bir şey umuduyla. Tabii çok sonradan fark ettim. Her seferinde kadın bana şimdi arkamdan şöyle dönüp bakıyor, ne yapıyor bu diye. Tabii zamanla dili öğrendikten sonra fark ettim. Kadın bana her seferinde şey diyormuş yani, hani fiş ister misiniz? Hani evet deyip ama dönüp arkamı çekip gidiyorum. Yani her seferinde kadın onu yazdırıyor.
Anlamadığım halde evet deyip çekip gidiyorum. Başka bir gün yine bu sefer baktık bu taktik olmuyor. Dedim ki bu sefer nine diyeyim, hayır diyeyim bir şey sordukları zaman. Bir ayakkabı mağazasındayız. Arkadaşımızla birlikte gitmişiz ayakkabı mağazasına. Bir tane işte satıcı yanımıza yaklaştı. Bir şeyler söyledi. Yine biz anlamadık. Nine dedik. Yani ben şey diye düşündüm. Yani ne diyebilir ki? Yani yardıma ihtiyacınız var mı? Hayır, teşekkürler demişizdir muhtemelen. Sonrasında işte kasaya gittik. Türk kökenliymiş meğerse. Çünkü bize bir şeyler satmaya kalktı onun yanında. Ya biz anlamıyoruz. Arkadaşla konuşuyoruz. Ya bunu mu diyor acaba? Şunu mu anlatmış? Abi Türk müsünüz? Evet. İşte biraz muhabbet ettik. Ya dedik siz az önce bize ne sordunuz? Yani biz bize hayır dedik size. Ya dedi her şey yolunda mı dedim. Siz bana hayır dediniz ve döndünüz devam ettiniz yolunuza. Yani orada da mesela nine taktiği, hayır taktiği işe yaramadı. Yani dil öğrenme süreci hakikaten insanın böyle güzel hatırlayacağı, ilginç anılarla dolu bir süreç. Aslında galiba belki de hani buradan yeni gidecek arkadaşlarımız herhalde şunu söylememiz gerekiyor. Ya lütfen cesur olun. Yani hata yapmaktan evet. Korkmayın. Çünkü biz bir yabancı dili konuşuyoruz. Hani ben hep şey örneğini veriyorum. Tabii o psikoloji de bize kimse bunları söylemedi. Yani biz rezil olma korkusuyla hiç konuşmamayı tercih eden bir milletiz evet. aslında. Evet. O evet. Mesela Almanlara bakıyorum ya da İngilizlere bakıyorum. Türkiye'de geliyor. Ben var gitmek Sultanahmet diye. Oo diyor. Muhteşem bir Türkçe konuşuyor. Aslında biraz hakikaten dilde cesur olmak gerekiyor. Doğru, doğru. Önce dil kursuna gittin o zaman Murat. Doğru hocam. Öncelikle çok temel seviyede. Peki ücret ödedin mi? Göttingen'e kabul edildin. Yani orada bir ücret var mıydı? Çünkü öğrenciler muhtemelen bunu merak ediyorlar. Yani evet. Daha doğrusu bir de şeyi de sorayım aslında. Hani biz hemen yüksek lisanstan başladık ama Almanya'da Göttingen'den kabul aldıktan sonra hemen vizeyi kolay alabildin mi? Çünkü Almanya hani Türklerin vizeyle gidebildiği bir yer. Doğru. Orada o zaman ikinci sorunuzdan başlayayım. Vizeyle sonra dile geleyim tamam. İsterseniz. Vizeyle ilgili şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. Tabii biz kabul aldığımız zaman hocam dil bilmediğimiz için yani belki dil bilip gidenler vardır ama çoğunluğu tahmin ediyorum benim gibi dil kursuna ilk başta gidip sonrasında devam edecek olan arkadaşlardır. Biz dil bilmediğimiz için bize nasıl diyelim Türkçe'de böyle şartlı kabul gibi ona benzer bir kabul veriliyor. Dolayısıyla bu kabul, şartlı kabul belgesiyle aslında sizin orada dil eğitimi vizesine başvuruyor olmanız lazım. Ben tabii o anlamda bir yanlışlık yaptım. Normal eğitim vizesine, yüksek lisans eğitimi için. Çünkü eğitim vizesi diye başvuruyorsunuz, altında sebep diyor, yüksek lisans eğitim diyorsunuz. Diyorsunuz ama koyduğunuz evrak aslında sizin şartlı kabulünüz. Orada da şu yazıyor. Dil öğrenmesi şartıyla, işte şu seviyeye kadar getirmesi şartıyla şu eğitim döneminden itibaren okula başlayabilir. Ben uzunca bir süre bekledim. Yani tahmin ediyorum bir 4 ay kadardı vizeyi bekleme sürecim. Artık umudumu yitirmiştim. Yani bana vize çıkmadı diye düşünürken. Hatta uçak biletiyle ilgili işte girişimlere başlayıp ya ben bunu iptal edeyim. Yani işte cezası ne kadar erken dönersek o kadar kârdır diye düşünürken. Sonrasında evraklar geldi. Bir şeyler oldu. Konsolosluk dedi ki ya yanlış başvurmuşsunuz. Siz dil kursuna gidiyormuşsunuz. Böyle şey mi olur? İşte yanlış yere başvurmuşsunuz. Bir daha başvurumuzu güncelledik. Eksik evrak var dediler. Bir şekilde o evrakları tamamladık. Onu dil kursuna çevirdik. Yani eğer benim gibi öncelikle dil kursu yapacaksanız, şartlı kabul almışsanız dil kursu için vizeye başvurmanız. Yine eğitim vizesi ama dil kursu amacıyla. Daha sonrasında oradayken vizeniz zaten malumunuz o ülkeye girerken vize lazım size. Sonrasında oturum izni alıyorsunuz. Yani bir daha vize alınmıyor. Ondan sonraki süreç oradaki yabancılar dairesinden gidip vize yerine oturum izni almanız. Vizeki kimlik kartına benzer bir kart, oturum izni kartı veriliyor size. Artık tabii oradaki memurun değerlendirmesi sizin ortaya koyduğunuz belgelere göre 1 yıl olabilir, 2 yıl, 3 yıl olabilir, 6 ay olabilir. Size çeşitli periyotlarla oturma izni veriyorlar. Şimdi yüksek lisansa kayıtlı olsaydım, yani sizin yaptığınız gibi yapabilseydim, o zamanlar ücretsizdi tabii dil kursları. Ama şöyle bir durum vardı. Onlar hani yıl içerisinde böyle daha yayılmış, rahat böyle çünkü amaç hani öğrenci yüksek lisans yapıyor. Bir yandan da Almanca işte neyse yabancı dille öğrensin. Bütün diller var. Bizde şöyleydi Murat. Ben bir yıl sadece dil kursuna gittim. Yani çok yoğun bir dil kursuydu. Ama yine de sıfırdan almıyorlardı. O yüzden böyle kendime işte diyalog
hazırlayıp ya azıcık da olsa dil bildiğimi ispat etmem gerekiyordu. Ya çok iyi bir kursu dedim ki. Evet, Göttingen'deki farklıydı o zaman hocam. Demek ki ya tabii her üniversitedeki farklı olduğu için. Şimdi Göttingen Üniversitesi'ne bağlı bir kurs var. Ama o benim de işte gittiğim kurs ücretli olan kurs. Hmm. Yani çok yüksek değil ama mesela dışarıdaki kurslara nazaran tabii ki fiyatı çok daha uygun. Ama yine de ücretli bir kurs. Şimdi tam hatırlamıyorum ama yani kur başına şöyle bir 200-250 euro sanıyorum bir ücret ödenmişti. Ya da 250-300 euro civarda olabilir. Biz bir ama dönem, okula kayıtlı olsaydı. Mesela biz bir dönem Murat yüksek lisansa kaydolduğumuz için bize dil kursu verdiler bedava. Bir dönem boyunca sabah yani 4 gün sabah öğleden sonra bir günde sadece sabah öğleden sonra cuma yoktu. Dönemlik 200 marktı. Tabii biz gittiğimizde mark yani çok çok uygundu. Bedava gittik. Şeyde öyle yani Göttingen'de de öyleydi hocam. Yani tabii o kadar yoğun bir kurs değil ama üniversiteye kayıtlı olursanız ücretsiz yani herhangi bir ücret vermiyorsunuz. Sadece okula ödediğiniz için harç parası. Biz de harç ödedik aynen. Ama isterseniz hani Almanca mı öğreniyorsunuz? Yanında İngilizce, yanında Fransızca, yanında Arapça, Rusça ne öğreniyorsunuz? Öğrenin yani. Onda bir limit yok, bir sınır yok. Vaktiniz sizin sınırınız. Ama biz tabii üniversite kartı yok yani. Biz üniversite öğrencisi evet. Değildik bu anda. O yüzden üniversiteye ama şartlı kabul almış öğrenciydik. Böyle biraz ara formdaydık. Dolayısıyla bize bayağı uygun bir fiyata dışarıda mesela 500 bin euroya gidilirken biz 300 euroya kur başı ödüyorduk. Ama tabii yine ücret ödüyorduk nihayetinde. Yoğun bir kurstu. Haftanın 5 günüydü. Saati sanıyorum yani hemen hemen her gün 3'e kadar falandı sabahtan itibaren. Çok yoğun bir kurstu. Ama 7 aylık sürenin sonunda kursu tamamladık. Birçok arkadaş da 1 yılda, 1,5 yılda bu süreci tamamladılar. Ben sebebini şuna bağlıyorum. Çok yakın 2 tane arkadaşım vardı. Yunanlı. Tabii çok her milletten insan orada kursta oluyor. Bana şey diyorlardı, ya sen nasıl hani 7 ayda bitirdin, bu sınavı geçtin? Yani şimdi konuşuyoruz, Almancamız aynı gibi, hatta yani bazılarınki bizimkiler tabii daha iyi. Ama şimdi kursta işte Brezilyalısı var, Arabı var, Yunanlı var. Onlar geçemiyorlar sınavı. Ya dedik hani anlatabildiğimiz kadarıyla biz öyle sınavlardan geçmişiz ki yani ÖSS'sidir, lisesidir bilmem ne. Hani biz doğduğumuzdan beri sınavla yoğrulduğumuz. Biz işin taktiğini biliyoruz yani hani buradan gramerden şunu sorsa cevabı bunu sizin anlattığınız mesele aslında tam olarak. Yani mesela sizin anlattığınızı bir ne bileyim Amerikalı'nın aklına gelmez böyle bir şey. Bir İngiliz'in aklına gelmez böyle bir şey yapmak. Yani bir Alman'ın hiç aklına gelmez. Ama mesela biz hani o kadar çok sınavların içindeyiz ki yani DSA'yı yapıverdik yani hepimizin aynı Almancası vardı ama biz yaptık. Onlar yapamadı. Sebebi biz çok yani antrenmanlıyız bu sınav meselesini. Şeyi de sınavı bitirdikten sonra da yüksek lisansa başladın. O zaman aslında belki biz dinleyicilere şunu söyleyebiliriz. Belki yüksek lisansa kabul edilirlerse dil ücretsiz ama dil bilmeden giden arkadaşlar genelde kabul edilmedikleri için arada bir yerde bir ücret ödemek zorundalar. Ama hani benim de genel intibam hani bir İngiltere, Amerika ya da başka Anglo-Sakson ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman son derece ucuz bir ülke Almanya, dil kursları bakımından da. Tabii, yani kıyaslanmayacak seviyede. Tabii şu anda durum, yani Türkiye'den gidenler için tek handikap sanıyorum hocam, döviz kurlarındaki bu oynaklık ve yüksek döviz kurları. Ben gittiğim zamanlarda, ben hatırlıyorum, Euro 1.98'di, 2 lira değildi. Yani bazı ürünler Türkiye'de daha pahalıydı. Mesela meyve sebze alıyorsunuz vesaire. Evet. Diyorsunuz ki ya Almanya daha ucuzmuş. Şimdi tabii durum farklılaştı. Yani şimdi gitseniz bir şişe su alsanız 1 euroya 7 lira ediyor. 7,5 hatta ediyor bugünkü kurla. O zamanlar öyle değildi. O zamanlar 1.98, 2 lira. Ben dönene kadar en fazla 3'e kadar çıktı yani. 2 ile 3 arasında oynadı. Şu an durum farklı ama yine de tabii yurt dışında okumanın bir maliyeti oluyor. Yani İngiltere'dir, işte Amerika'dır, Kanada'dır. Bunlarla kıyaslanmayacak derecede uygun. Yani uygun derken bir ücreti yok Almanya'daki okulun. Verdiğiniz işte sömestr başına, ben yanlış hatırlamıyorsam en son 300 euro sömestr başına bir harç ödüyordum. Ama şöyle düşünelim, o harcın karşılığında ben bütün toplu taşıma araçlarına ücretsiz, sınırsız biniyordum. Yani bir Akbil düşünün, bir dönem boyunca sınırsız kullanabildiğiniz. Sadece
Şey de değil tabii yani şehir içinde de değil. Biz Niedersachsen diye bir eyaletteydik. Malum işte Almanya'da eyaletlere bölünmüş federe bir devlet. Bizim eyaletimiz içerisindeki bütün şehirlere de ücretsiz gidip geliyorduk. Ya yani ben Almanya'dan, Göttingen'den binip Hannover'e, Hamburg'a kadar hatta ücretsiz gidebiliyordum. O yine öğrenci kartımla müzelere, tiyatrolara, bazı konserlere yine ücretsiz gelebiliyordum. Aslında verdiğiniz 300 euronun yani kat ve kat karşılığını alıyorduk. Yani ücretsiz eğitim diyebiliriz oradaki eğitimi. Murat, yüksek lisansı yaptın. Ne kadar sürede yaptın? Bir yıl, iki yıl, yani bizdeki yüksek lisansla Almanya'daki yüksek lisansın farklı olduğunu söyleyeceksin zaten. Hani Almanlarda da çünkü 5 yıl okudukları için onlar yüksek lisans yapmıyorlar. Doğru, doğru. Almanlar tabii hocam tümleşik eğitim gibi düşünülebilir. Onlar şayet eğer yüksek öğrenime devam etmek isterlerse hukuk eğitiminden sonra doktora ile devam ediyorlar. Aslında bizdeki yüksek lisans eğitimini de okuldakini almış oluyorlar gibi düşünülebilir. Biz ne yapıyoruz? Yani bizim gibi biz derken yurt dışına gelmiş bütün öğrenciler sınıfınızda birçok milletten insan oluyor. Biz öncelikle Almanya'daki bir takım temel dersleri Alman öğrencilerle birlikte lisans eğitimindeki öğrencilerle birlikte alıyoruz. Bazı temel dersler. Mesela BGB gibi işte bizdeki borçlar medeni hukuk. Onu normal birinci sınıf, ikinci sınıf öğrenciyle birlikte biz o derslere biz de giriyoruz. O derslerin sınavlarına da giriyoruz. Onun haricinde uzmanlaşmak istediğimiz alan hangisi? İşte ben ticaret hukuku alanında uzmanlaşmak istedim. Ticaret hukukunun 3. 4. sınıftaki derslerine de giriyoruz. Yani belli sayıda ders var. Ama buradaki temel ana farklardan bir tanesi şu söylenebilir. Yüksek lisans eğitiminin sırasında da bizde temel iki ayrım var. Özel hukuk ve kamu hukuku diye. Almanya'daki yüksek lisans eğitimine gidecek arkadaşlar özel hukukçu da olmak isteseler, örneğin bizler gibi işte ticaret hukukçusu olmak isteseler de kamu hukukundan mutlaka bir ders almak zorundalar. Daha da enteresanı bizdeki bu işte tez aşamasında da böyle bir farklılık doğuyor. Tez savunmasına girerken de mutlaka kendi ana bilim dalları haricinde bir ana bilim dalından da sınava tabi tutuyorlar. Mesela ben ticaret hukuku alanında tezimi yazdım ama benim jürimde anayasa hukukundan bir kamu hukukçusu hoca vardı ve bana anayasa hukukuyla ilgili sorular sordu. Yani bizde mesela doktorda da mesela benzer bir durum söz konusu oluyor. Tabii Türkiye'de yeterlilik var örneğin. Orada yeterlilik yok ama işte bu tarz farklı uygulamalar oluyor. Onun yerine de siz hiç alanınız olmayan işte Roma hukuku, ceza hukuku, anayasa hukuku gibi alanlara çalışmak zorunda kalabiliyorsunuz. Yüksek lisansı önce dersleri aldın, sonra tez yazdın ama. Değil mi? Doğru. Ders aşaması bitti. Aynı konu Türkiye'de. Ne, Murat? Hani mesela ne yazdın? Ben internet ben tabii online internet meselesine biraz yatkındım o zamanlar. Online açık artırma sitelerindeki sözleşmelerin kurulması, bunların fesihi üzerine. Bir de burada bir Ricardo DE kararı diye bir karar vardı. O zamanlar çok çalkalanıyordu. Onun özelinde internet açık artırmalarındaki işte sözleşmenin kurulması biraz daha borçlara kayan bir alan. Ama hoca, öncelikle benim yani ticaret hukukçusu hocam, burada malumunuz hocaların birden fazla alanı oluyor. Yani ticaret hukuku hocası ama aynı zamanda işte medeni hukukçu, aynı zamanda borçlu hukukçu. Tek bir alanda uzmanlaşmıyorlar. Öncelikleri ki temel bir seviyede yani iyi bir borçlu hukuku bilgisi olduğunu göstermek gerekiyor. Dolayısıyla borçlu hukukuyla ticareti bir araya getirmek gerekiyor. İnternette açık arttırma sitelerinin işte hem şirketler hukuku bağlamında bir incelemesini yaptık. Çünkü bizdekinden farklı şirket türleri de olabiliyor orada. Hem de işte bir de borçlar hukuku bağlamında, işte sözleşmeler hukuku bağlamında incelemiş olduk. Doktora dese hocam dedi ki tamamen artık ticaret hukukuna dönebiliriz. O zaman ticarete Murat sürdü yüksek lisans Murat. Yüksek lisans hocam her şeyle beraber sanıyorum 2 seneye yakın sürdü. 1,5-2 sene arasında sürdü diyebilirim. Sonra doktoraya müracaat ettin. Tabii orada da bir doktora sınavı yok bizdeki gibi. Doğru. Şöyle yüksek lisans bittiği zaman aslında çok şeydim. Çok kafamda soru işaretleri vardı. O saatten sonra çünkü yani yurt dışında okumanın belki de bizler gibi şehir dışı, yani ülke dışından gelenler için en büyük handikapı işte ailenize, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize duyduğunuz hasret, özlem. Şimdi bir senelik bir işte dil eğitimi, işte yarım sene diyelim, 1,5-2 seneye yakında bir dil yüksek lisans eğitimi.
artık tabii inanılmaz şekilde şey olmaya başlıyorsunuz. Yani yavaş yavaş işte ülkenizi özlüyorsunuz, arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu. Çok ikilemdeydim. Yüksek lisans savunmamın hemen akabinde savunma bitti. Ben dışarı çıktım. Hocalar içeride değerlendirme yapıyorlar. Değerlendirmeyi yaptı hocalarımız. Sonra benim danışman hocam beni içeri çağırdı. İşte tebrik ederim, kabul edildi vesaire. İşte bir tebrik konuşması yaptı. Teşekkür ettim. Belgemi aldım. Tam o sırada bana dedi ki doktor da neyi yazacaksın dedi. Şimdi şey yapamadım. Yani tam soruyu da böyle algı, yani nasıl yani doktor da ne yazacaksın? Sonra dedi ki yani doktoraya kalacak mısın deyince yani dedim hani hazır bir fırsat var ama bir yandan da açık kapı da bırakayım. Daha henüz düşünmedim ama elbette yani güzel bir konu bulurum dedim. Hani yani doktora devam edeceğim ama burada mı çok da belli değil. Yani sadece evet. Devam edeceğimin temennisini söylüyorum. Almancası yain. Yain evet doğru. Yani evet hayır. Evet. Gibi. sonrasında tabii sizlerle de o zamanlar çok konuştuk hocam. Ne yapılabilir, ne edebilir. Sizlerden de çok tavsiyeler almıştım. Sonrasında bir şekilde artısı eksisiyle şöyle bir tık fazla geldi. Yani orada yapmak daha sanki o an için öyle düşündüm. Bilmiyorum. Doğru mu yanlış mı? Onu tabii ilerleyen zaman gösterecek. Belki de çok uzun yıllar sonra dönüp bakınca fark edilebilecek bir şey bu. Bir tık farkla %51'e 49 diyelim. Dedim ki almaya da devam edeyim o zaman. Sonrasında da hocama devam etmek istediğimi, doktoraya almaya da devam edeceğimi söyledim. Tabii o ayrı bir süreç. Çünkü doktoraya... Almanya'da şey yok. Hani bizde mesela Türkiye'de yüksek lisans ve doktora girişler için bir sınav var. Ama Almanya'da yüksek lisans ve doktora için de bir sınav yok. Orada doktor Vater dedikleri bir doktora babası bulmak lazım. Tez danışmanı. Doktora babası doğru. Tam da dediğiniz gibi hocam. Doktora babamız zaten yüksek lisanstaki danışmanımızdı. Tabii orada şöyle bir süreç işliyor hocam. Sanıyorum Avusturya'da... Murat hemen şeyi sorayım. Hani mesela diyelim ki doktora babası ararken öğrencilere ne tavsiye edersin? Hani mesela burada yüksek lisansını yapmış olabilir ya da yüksek lisans, doğrudan doktora ya da belki Almanya'da kabul edilebilecek konumda olanlar olabilir. Ya da yüksek lisansını bir yerde yapmıştır. İşte Avusturya'da ya da Almanya'nın başka bir şehrinde başka bir yerde doktora babası ararken. Çünkü bu çok önemli, kritik bir soru. Çünkü yani bizdeki gibi bir sınav olmadığı için size bir hocanın doktoraya kabul etmesi gerekiyor aslında. Ve bir de şeyi de evet. Herhalde hala sistem değişmedi. Her hocanın da doktoraya kabul imkanı yok. Yani doktora babalığı yapacak hocalar da zannediyorum sınırlı. Herhalde öyle bir sınırlama var diye biliyorum Murat. Bazı yerlerde mesela bazı hocalar doktoraya kabul edemiyorum falan diyorlardı. Ne kadar doğru evet. Bilmiyorum onu. Şöyle hocam yani eğer benim gibi yüksek lisansınızı Almanya'da yapmadıysanız zaten birçok okul yüksek lisansı tekrar Almanya'da yapmanız şart koşuyor. Yani siz İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'de herhangi bir yerde yüksek lisans yaptıysanız tabii okuldan okula farklılık gösteriyor ama birçok okul sizi doğrudan doktora kabul etmiyor. Yeniden bir yüksek lisans Almanya'da bir yüksek lisans yapmanızı şart koşuyor. Öyle arkadaşlar da vardı. Yani Türkiye'den geldiler yüksek lisansını yapıp Almanya'ya geldiler doktora yapmak amacıyla. Ama okulun kabul şartları gereği bir daha yüksek lisans yapmak, ikinci yüksek lisansı Almanya'da yapmak zorunda kaldılar. O yüzden onu iyi araştırmak gerekiyor. Yani ben açıkçası çok fazla böyle Türkiye'den yüksek lisans yapıp doğrudan doktorayı kabul eden üniversite olduğunu tahmin etmiyorum. Çok da bilmiyorum da. Çünkü benim bildiklerimin, şahit olduklarımın, tecrübe ettiklerimin neredeyse tamamı ya yüksek lisansı da Almanya'da yapmış olacaksınız şartı koşuyor. Ya da doktoraya geldiğiniz zaman olsun bir daha burada bir ikinci yüksek lisansı yapın sonra doktoraya başlayın diyor. Onu iyice bir araştırmakta fayda var. Sonrasında hani yüksek lisans ikinci kez yüksek lisans yapmak durumunda kalmamak için. Hani avantajı da var elbette artıları da var ama yani bunu düşünmeyenler için bir hayal kırıklığı olabilir. Diyelim ki yüksek lisansı burada yaptın, Almanya'da yaptınız. Ya kendi üniversitenizde ya da başka bir üniversitede. Hocanıza bir doktora taslağı diyebileceğimiz, tam olarak böyle Türkçeleştirilebilir sanıyorum. Doktora taslağı hazırlıyorsunuz. Bu taslak içerisinde konunuzu, bu konunun önemini, pratikteki faydasını,
Bu konuyu araştırırken hangi metotlardan faydalanacağınızı, hangi kaynaklara işte değineceğinizi, konunun ne kadar sürede araştırılacağını, ne kadar süre derken işte ben 2 yıl araştıracağım değil. Mesela atıyorum genel kurulların işte genel kurul kararının hükümsüzlüğüyle ilgili bir şey yazacaksınız. İşte ben yoklukla ilgili işte şu kadar araştırma, işte şu ay 4 ay öngördüm. Bu 4 ayın işte bir ayı kaynak araştırması, 2 ayı okuma, 1 ayı yazma şeklinde böyle detaylı bir başlık başlık, hatta mümkünse alt başlıklara varacak şekilde bir zaman planlaması öngörmeniz lazım. İşte nihai hedef, nihai olarak da nasıl bir sonuca varmayı hedeflediğinizi yazmanız lazım. Yani şöyle denebilir hocam. O filmin fragmanını hocanıza gösteriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki benle beraber bir yola çıkarsanız şöyle bir tablo ortaya çıkacak. Şimdi izin verin ben bu tablonun ilgili kısımlarını genişleteyim. Hocanız bu verdiğiniz taslağı, bu fragmanı beğenirse sizi doktora adayı olarak kabul edebileceğini belirtiyor. Ama sadece hocanızın belirtmesi yetmiyor. Fakülte kurulunun da buna onay vermesi lazım. Yani şimdi şey düşünülebilir. Yani hoca ile öğrenci arasında bir ilişki. Fakülte niye kabul ediyor? Bizde çünkü bizdeki gibi bir ALES veya benzeri bir sınav olmadığı için evet. Dolayısıyla sizin yeterliliğinizin hukuk fakültesindeki, fakülte kurulundaki diğer hocalar tarafından da onaylanması gerekiyor. Fakülte kurulunda siz hocanıza verdiğiniz o taslağı siz yoksunuz. Hocanız o taslakla birlikte fakülte kuruluna giriyor. Hocanız anlatıyor sizin yerinize. Bir öğrenci var, işte adı Murat, Türkiye'den. Şöyle bir taslak hazırlamış. Biz bunu beraber şunlara çalışmak istiyoruz. Bunları yapmak istiyoruz. Fakülte kurulu onaylarsa siz üniversiteye, hukuk fakültesinin işte özel hukuk doktora programına öğrenci olarak kabul ediliyorsunuz. Ama şunu söylemekte fayda var. Bu söylediğim aşama nasıl derler? Adeta formalite gibi. Yani hocanız sizi istemişse, siz hocanızı kendinizi beğendirmişseniz, hocanız da sizin tezinizi, tez önerinizi, taslağınızı uygun bir çalışma olarak öngörmüşse, yani %99'u kabul ediliyor fakülte kurulunda. Hani ben şu ana kadar öyle bir örneğe de rastlamadım. Hoca kabul etmesine rağmen fakültenin reddettiği. Peki doktora babasını seçerken dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Mesela hocayı araştırıyor mu? Araştırması tavsiye eder misin? Mesela bizde hemen Türkiye'den örnek vereyim. Hani akademik camiada sen de görüyorsun. Hani bazı hocalar da doktora danışmanlığı yapıyorlar ama bazen hiç test kapağını açmadan geliyorlar. Öğrenciye çok fazla yardım etmiyorlar. Yani orada da böyle midir? Yoksa gerçekten hoca aldığı zaman belirli sorumlulukların yerini her hoca getiriyor mu? Yoksa hakikaten orada da bir şeylere dikkat etmek gerekiyor mu? Şöyle tabii birincisi hocanın çalışmalarını ciddi şekilde araştırıp öyle mail atmak lazım. Çünkü şunu arzuluyorlar. Yani Almanya'da tabii dünyanın her yerinden hemen hemen öğrenciler geliyor. Dolayısıyla birçok husus araştırılmış olabiliyor. Yani hatta sizin belki de burada bizi dinleyenlerin kafasındaki birçok konu belki de Almanya'da yıllar önce araştırılmış konular olabiliyor. Dolayısıyla bir fark ortaya koymak lazım. Bunu da yapabilmek için bir defa hocanızın, çalışmayı düşündüğünüz hocanın çalışma alanlarını incelemekte fayda var. Yani alakasız bir alan ya da işte kıyısından köşesinden yaklaşan bir alanda çalışma yapmak isterseniz hoca büyük ihtimal sizi reddedecektir. Öncelikle bunu bulmak lazım. Hocanızla sizin çalışma alanlarınızın örtüşüyor olması lazım. Benzer, yani aynı olması da gerekmiyor ama benzer alanlar olması lazım. İkincisi, sizin ortaya koyduğunuz konunun gerek hocanız nezdinde gerekse başka üniversitelerde daha önce araştırmamış, irdelenmemiş, özgün bir konu olması lazım. Ha, bu noktada bizim bir farkımız, avantajımız işte ortaya çıkıyor. Mesela bir Alman öğrenciye göre farkımız şu, hangi konu olursa olsun sonuçta biz karşılaştırmalı bir tez yazıyoruz. Dolayısıyla yani o konu incelenmiş olabilir ama o konunun Türk ve Alman hukukunda karşılaştırmalı olarak incelenme ihtimali çok daha zayıf. Yani dolayısıyla o anlamda biraz öne geçiyoruz. Yani biz gelip şunu diyebiliyoruz. Evet işte genel kurul kararlarını iptal et, elbette incelenmiş ama işte Türk ve Alman hukukunda karşılaştırmalı olarak işte şu konu incelenmemiştir. Yani ben bunu inceleyip ortaya koymak istiyorum. Farklarını ortaya koymak istiyorum diye. Ben tabii doktoramı yaparken sizin de tavsiyenizle Borsa Ekotuar Anonim Şirketler'de işte genel kurulun internet üzerinde online olarak yapılmasını ortaya koymuştum. Hocaya da bunu söylerken dedim ki yani biz Türkiye olarak Borsa Ekotuar Anonim Şirketler'de genel kurulları zorunlu kılan ilk ülkeyiz.
Dolayısıyla Almanya'da böyle bir uygulama yok. Ondan gelen kurullar belki var ama işte biz bunu ayırdık. Bir kısım şirketlere zorunlu hale getirdik. İşleyiş de çok farklı. Tabii süreler bakımından, yaptırımlar bakımından yani bir takım farklılıklar var. Müsaade edin ben bu farklılıkları ortaya koyayım. Belki de Alman hukukuna da faydası olur. Veya da belki Alman hukukunda olumlu yanlar vardır. Türk hukukuna katkı sağlarız. Dolayısıyla sizin tabii tavsiyenizdi. Ben de bunu hoca aktarınca hoca da çok o anlamda beğenmişti. Yani hem konunun uyuşması hem de bir farklılık, bir özgün bir tarafının olması gerekiyor. Bunlar bir araya geliyorsa hocanız sizi muhtemelen kabul ediyordur. Ama şunu da ekleyeyim hocam çok kısaca. Biz tabii lisans eğitimi boyunca bizim eğitim sistemimiz şu şekilde ilerliyor. Sizler de biliyorsunuz. Vize final transkriptindeki not ortalaması oluşuyor. Biz öğrencilerden şunu, yani birçok okul en azından şunu beklemiyor. Öğrenci eğitim hayatı boyunca bir makale yazsın, bir araştırma yapsın. Bunlar beklenmiyor ama Almanya'da bu bekleniyor. Yani hoca şunu isteyebiliyor sizden zaman zaman. İşte diyebiliyor ki, ya tamam ben çok arafta kaldım. Hani ortalaman iyi, işte çalışmadık ama fena değil ama yani ben senin hani nasıl bir akademik çalışma yapabileceğini bilemiyorum. Daha önce akademik çalışma yapıp yapmadığını da görmüyorum, bilmiyorum. Dolayısıyla diyor ki bazıları ya bir tane makale yazmış ol. Veya da şunu da diyenler olabiliyor. Yani tamam lisans seviyesindeyken bile, lisans dönemindeyken bile bir çalışma yapmış olmak benim için önemli. Bunu ortaya koy. Şimdi ben doktorada da, yüksek lisansta da lisans seviyesindeyken sizin danışmanlığınızda bir bitirme tezi yazmıştım. İşte avukatların internet ortamı, o da sizin bir makalenizden esinlenerek aslında evet, yazmıştım. Evet, Fikretelen'e Armağan'da yayınlanmıştı galiba. Evet, yani internet, işte avukatlık meseleni internet ortamında icrası. Şimdi benim lisans seviyesindeki bitirme ödevimdi. Ama tabii şimdi bakın hem internet var işin içerisinde, internet ortamında bir şeyler, hem bir çalışma, lisans seviyesindeki bir öğrenci bir çalışma yapmış. Şimdi ben bunu hocaya gösterince bu benim için ciddi bir artı oldu. Dedi ki ha demek ki sen ya daha okul çağların, o lisans yıllarından beri bu tarz yazmaya, çizmeye, akademik araştırmalar yapmaya meyillisin. Orada notumu da görüyor. İşte tamam o zaman diyor sen yani tamam Türkçe yazmışsın, ne yazdığını bilmiyorum ama altında bir profesörün imzası var, sana bir not vermiş. Demek ki bir akademik çalışma yapmışsın, bu önemli. Onun için henüz lisans seviyesindeki arkadaşlar varsa şu anda bizi izleyen, dinleyen, bir artı olması bakımından bence vakitleri varken yazları mesela müsait oluyorlar. Böyle ufak tefek çalışmalar, yani makale benzeri çalışmalar yapmaları çok büyük ileride karşılarına avantaj olarak çıkacaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki şimdi imkan daha fazla. Bloglar var, dergi var, online ortamda yayınlanan dergiler var. Hani daha önceden makalelerin kabul edilmesi ve yayınlanması çok zordu Murat. Hani sen de biliyorsun. Doğru. Çünkü dergi az çıkıyordu, hep kağıt ortamındaydı. Ama şu anda online ortamda da çok sayıda dergi var aslında. Bu çalışmalarını yayınlatabilecekleri. Peki Murat, ben doktorayı ne kadar sürede bitirdim? Hani aşağı yukarı ya da hani senin bitirme süren değil de hani oraya giden işte yüksek lisansını 2 yılda bitirdi. 1 yıl dil aldı, 3 yıl. Doktora aşağı yukarı ortalama bir öğrenci için ne kadar sürer? Şimdi ortalama bir öğrenci aslında Türkiye'dekine benzer 4-5 sene kadar sürüyor hocam. Yani ortalaması 4-5 arası diyebiliriz. Benim 3 sene kadar sürdü her şeyiyle beraber. Yani yazım, tez yazımı, hocayı uzunca bir süre okumasını bekledim. Tez savunması vesaire. Tabii ben artık uzunca bir süre Almanya'da kaldıktan sonra Türkiye'ye dönme aşkı şevkiyle biraz fazla mesai harcadık. Yani kütüphanede böyle işte sabah işte 6 gibi kalkıyordum. Biraz evde çalışıyordum. 8 gibi işte kütüphane açılır açılmaz kütüphaneye gidiyordum. Akşam da genelde 23'e kadar, 23-30'a kadar, 24'e kadar bazen kütüphanede kalıyordum. Tabii bu kadar büyük efor sarf etmediğin, yani bu kadar büyük efor sarf etmek için bir sebebiniz mi olması lazım? Ben işte Türkiye'ye dönme hevesiyle bunu yaptım. Ama normal şartlar altında, yani normal kendinizi yıpratmadan, hayatınıza da bir yandan bakarak 4 sene sürebilir. Burada önemli olan şu hocam, Almanya'daki sanıyorum birçok arkadaş da yapan da bana hak verecektir. Yazımdan ziyade oradaki sanıyorum dezavantaj hocaların okuma süresi biraz uzun olabiliyor.
Yani bizde mesela bir enstitü bünyesinde yazıyorsunuz. Hocaya belli bir süre veriliyor genellikle. İşte birinci ve ikinci danışman belli bir süre zarfında okuyor. Orada mesela doktora tezini yazdıktan sonra 1 yıl, 1,5 yıl iki hocanın, iki danışmanın tezinizi okumasını bekleyebiliyorsunuz. Tabii bunlar istisnai durumlar ama yani ama bir yaptırım da yok. Yani sonuç olarak hoca 1,5 sene beklese tezinizi bekletebiliyor. Yani bir şey de diyemiyorsunuz. En fazla atıp mail atıp hocam işte okuyabildiniz mi, inceleyebildiniz mi diye soruyorsunuz ama daha fazlası değil. O biraz tabii hocanızla da bağlantılı bir durum. Elbette başrolde sizsiniz. Sizin tezi ne kadar verimli ve güzel ve hızlı yazdığınız önemli. Sonrasında da hocanızın müsait olması, zamanının olması gerekiyor. Ama 4 sene içerisinde sanıyorum tamamlayabilirsiniz her şeyle birlikte. Peki Murat, hani aşağı yukarı eğitimleri konuştuk ama özellikle yine buradan gideceklerin muhtemelen ya nerede konaklarız, yeme içme nasıldır, ondan sonra yaz dönemlerinde çalışabilir miyiz? Yani bir bütçeyi de mutlaka merak ediyorlardır. Herkes merak ediyordur. En nihayetinde bu iş bütçeye çıkıyor biliyorsun, paraya çıkıyor. Tabii, hele, yani dediğim gibi hele şu anda çok daha herhalde biraz yani öğrenci arkadaşları zorlayacaktır. Euro çünkü kuru çok Çok yüksek yükseldi, evet. civarında ilerliyor. Şimdi şöyle hocam, bir defa konaklamadan başlayayım. Konaklama tabii birçok yerde, birçok şehirde bir sıkıntı. Ben Göttingen'de yaptım. Göttingen'de daha da büyük sıkıntıydı. 120 bin nüfuslu bir şehir. Göttingen küçük bir yer. Ama 30 bin tane öğrenci, üniversite personeli var. Dolayısıyla yani çok büyük bir kısmı aslında sokakta gördüğünüz herkes işte ya bir üniversitede çalışandır ya bir öğrencidir. Yani dolayısıyla sirkülasyon da çok fazla. Ev bulmak ciddi sıkıntıydı. Ben tabii bunu internet üzerinde çok gitmeden çok ciddi araştırmalar yaptığım için gitmeden 1 yıl önce yurda başvuruda bulundum üniversitenin yurduna. Ve ben gitmeden 1 ay kala yurt çıktı. Yani yaklaşık 11 ay bekledim. Dolayısıyla arkadaşlarımızın eğer böyle bir niyeti varsa çok önceden mümkünse 1 yıl, 1,5 yıl öncesinde gidecekleri tarihi belirterek, tarih aralığını belirterek yurtlara başvurmalarında sıkıntı var. Çünkü birçok şehirde benzer sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Kısa süreli gidecek olanlar yani işte yaz döneminde araştırma yapmaya giden meslektaşlarımız için bu kadar büyük sıkıntılar yok. Artık daha farklı imkanlar var çünkü benim gittiğim zaman da yoktu ama şu an işte Airbnb gibi böyle işte günlük, haftalık konaklayabileceğiniz evleri bulabildiğiniz uygulamalar var. O zamanlar yoktu. Daha basit ama uzun süreli konaklamalar için tabii yurtlara başvurmakta fayda var. Ne kadar erken başvurularsa o kadar çıkma olasılığı artıyor. Sonrasında oraya gidip bulmak biraz daha zor olabilir. Yurt meselesi tabii şehirden şehri de değişkenlik gösteren bir şey elbette. Ben mesela işte Münih'te yapan arkadaşlar var. Çok ciddi maliyetlerin ne olduğunu söylüyorlar. Pahalı. Kuzey Ben tabii. kaldım. Münih gerçekten pahalıydı. Evet. Hani ev bulmak ya da bir öğren mesela ben galiba bir Türk öğrenciden kiralamıştım. Sadece bir odası vardı Murat. Mutfak, banyo ve tuvaletler ortaktı. Mesela sadece bir odaya bayağı ciddi bir para vermiştim. İyi bir para ödemiştik. Evet yani biz yaparken de hocam öyle. Yani bizim verdiğimiz ücretin 2-2,5 katını veriyorlardı Münih'teki arkadaşlar. Tabii Güney, yani Bayern, özellikle Münih zengin bir şehir. Dolayısıyla fiyatlar da ona göre artıyor. Yani bu aslında her yerde böyle Türkiye'ye de benzetebilirsiniz. Yani İstanbul'da üniversite okuyan bir arkadaşımızın vereceği yurt kirası, işte ev kirasıyla Anadolu'daki daha mütevazı bir şehirde ödenecek rakamlar da farklı oluyor birbirinden. Farklı olur, Almanya'da evet. da benzer bir süreç işliyor. Geçinme noktasına geldiğimiz Ne zamansa kadardır mesela o da hani diyelim Göttingen'de hani ne kadardı bir oda kirası, şey kirası ya da yurt ortalama yani aralık verebilir misin Murat? tabii yani şöyle denebilir hocam. 300 euro civarında bir ücreti gözden çıkarmak gerekiyor. Tabii bunun daha aşağısı da olabiliyor. Yukarısı Eğer işte olabiliyor. odanız işte tuvalet, banyo vesaire böyle ortak kullanımda herkesin kendi odası oldu ama mutfağı, tuvaleti, banyosunu ortak kullandığınız işte WG diyorlar biliyorsunuz ortak yaşam alanı. Böyle bir yerde kalırsanız 200 euro da bulabilirsiniz ama ben stüdyo bir daireye çıkayım, işte her şeyim kendime ait olsun, kimseyle beraber kalmayayım vesaire daha büyükçe bir yerim olsun, şehir merkezinde olsun falan derseniz bunun bir üst sınırı yok.
Yani evet. Çıkar bir şey kadar çıkar. Büyük şehirlerde tabii daha da katlanarak artar bu. Ama ben bir öğrenci arkadaşın standart bir yurt odasında 300 euro civarında kalabileceğini düşünüyorum. Kendisine de bir 300 euro harcasa, sanıyorum ayda 600 euro ile geçinebilir. Zaten Almanya'nın web sitesinde de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yükseköğretim Kurumu'nun web sitesinde de var. Almanya'ya gelebilmek için zaten aylık her yıl değişiyor bu rakam ama sanıyorum şu anda 800-850 euro civarında bir rakam. 850 euroluk bir gelirinizin olduğunu göstermeniz lazım. Çünkü Almanya diyor ki, yani bir öğrenci ortalama Almanya'da her şeyle, konaklaması, yemesi, içmesiyle, işte her şeyle birlikte 800-850 euro civarında bir para harcar. Bunu ispatlayabilirseniz size, bunu ödeme gücünüzün olduğunu ispatlayabilirseniz size vize veriyor. Ya da buna tekabül eden bir bursunuzun olduğunu, bu rakamlar veya bu rakamların üzerinde bir bursunuzun olduğunu göstermeniz gerekiyor. Yoksa zaten vize de vermiyor. Siz çalışmak isterseniz, öğrencilerin çalışabileceği alanlar tabii alanlarda değil de kazanabileceği rakamlarda parasal sınır var. Şu anda en son sanıyorum 2020 yılı itibariyle 450 euro gibi bir rakam sınır. Yani siz saatlik kaç para alacaksınız bununla ilgilenmiyor. Çok müthiş, inanılmaz zekisinizdir. İşte genetik bilimiyle uğraşıyorsunuzdur. O alanda bir yerde çalışırsınız. Saati 50 eurodan çalışıyorsunuzdur. Öbürü ne bileyim işte bir kafeteryada başka bir öğrenci arkadaş garsonluk yapıyordur. Saatini 8 euro alıyordur. Bununla ilgilenmiyor. Diyor ki ayda eline geçecek para 450 euroyu aşmasın. 450 euroyu aşarsa sen demek ki buraya okumaya değil de çalışıp para kazanmaya geldin demektir. Onu engellemeye çalışıyor. 450 euroya kadar vergiden de muafsınız. İstediğiniz herhangi bir yerde çalışabiliyorsunuz. Üstünü sizin tamamlamanız lazım. Bayern'de tabii Münih civarında, Münih tarafında özellikle öğrenciler hep yazın çalışırdı. Mesela Audi'nin fabrikaları, ondan sonra BMW'nin fabrikaları vesairelere bizim o dönemdeki Türk arkadaşlarım çoğu işe giderdi. İyi de para alırlardı. Yani o dönemlerde 2-3 ay gidiyor. Çünkü vergiden muaf aldığı zaman cebine alıyor. İyi paralar kazanıyorlardı. Bayern'de biraz daha sanki miktar yüksek diye hatırlıyorum ama eyaletten eyalete de değişiyor galiba. Orada bir de Bayern'de çiftçiliğe de önem verdikleri için çiftçi çalışanlara 3 ay izin veriyorlardı fabrikalardan. Onların yerinde işte öğrenciler dolduruyordu. Öyle bir döngü hazırlamışlardı o dönem itibariyle. Şimdi nasıldır bilmiyorum. Tabii uzun yıllar geçti aslında. Ama yine de öğrenci cenneti aslında. Yani öğrenciler için çok çok iyi imkanlar var ve ucuz değil mi? Kesinlikle. Yani Almanya'nın zaten yapmaya çalıştığı şey sanıyorum bu hocam. Yani İngiltere bir tabii artık nasıl diyelim eğitim turizmi başlatmış durumda. Dil kurslarıyla, yüksek lisanslarıyla veya diğer işte yüksek öğretim kurumlarındaki eğitimlerle İngiltere bir eğitim turizmi başlatmış. Almanya'da diyor ki gelin bana ben size nitelikli eğitimi ücretsiz vereyim, ücretsiz sağlayayım. Her türlü imkanı da size sereyim ayaklarınızın altına. Yeter ki bana gelin, ben de bu fırsatları yaratın. Tabii hocam aslında bunu çok böyle ulvi amaçlarla yaptığında söyleyemeyiz. Yani ben bizim orada genetik bölümünde okuyan Türk arkadaşlar vardı. Yani şimdi geliştirdikleri işte ilaçlar veya yaptıkları deneylerle işte televizyonlara falan bile çıktılar. Yani o zamanlar işte fareler üzerinde yapılan deneylerle işte sanıyorum kalp krizini bir ilaç gibi bir şey geliştirip önlemişlerdi. Yani bir seviyeye kadar engellemişlerdi. Şimdi bu öğrenci doktora yapıyor diye üniversite 1000 euro, 1500 euro veriyordu ama o ilacı insanlar üzerinde etkin şekilde kullanabilirse milyarlarca euro kazanacak Almanya. Yani bunun gibi 20 tane öğrenciye burs verse ne olacak ki? Sonuçta elde ettiği şey çok daha büyük bir kazanım. Tabii. Dolayısıyla çekmeye çalışıyor hepsini yani. Aslında bilim merkezi olmak da onu gerektiriyor. Hani ben Münih'e gitmiştim. Orada bir arkadaşımızın tezini görmüştüm. Ne yazıyorsun falan dedik. Max Planck'la karşılaştık işte. Patent hukukun neyini yazıyorsun dedim. Ya Türk patent hukuku ya dedim. Türk patent hukuku diye bir şey bizim ülkemizde tez olarak kabul edilmez ki. Ama Alman ne yapıyor? Diyor ki ya Türk patent hukukunu yazsın ben de öğreneyim diyor. Evet. Şimdi aynen. Aslında bilim merkezi olmak da yani bilimi çekmek de böyle bir şey. Yani şimdi mesela dünyanın bütün hukuk işte ne bileyim sistemleri Türkiye'de yabancılar tarafından Türkçe yazılsa Türkiye muhteşem olur. Bir sürü doktora tezi çıkar. Ya Türkiye'nin de belki hani bunu gerçi Türkiye de bunu hedeflemeye çalışıyor. İşte en azından Türk Cumhuriyetlerinden vesaireden öğrenci çekmeye çalışıyor. Aslında her ülkenin galiba bir politikası bu. Çok da doğru. Haklı da bir, doğru da bir politika ya. Doğru. Yani bir Alman avukata
Ne bileyim bir Hong Kong'dan birisi gelip dese ki şöyle şöyle bir sıkıntım var. Şöyle kütüphaneleri taradığı zaman Hong Kong hukukuyla Alman hukukunu Almanca olarak karşılaştırıp o uyuşmazlığa ilgili işte konuda yazılan bir teze muhakkak ulaşabiliyor. Evet, bu Böyle bir çok şansımız önemli. var. Tabii. Kendi dilinde Çok araştırmak önemli. için cevap verebiliyor. Evet. Murat Hocam, son böyle söylemek istediğim bir şey var mıdır? Ne dersin öğrencilerimize? Almanya'ya gitsinler mi? Yurt dışına yüksek lisans yapsınlar mı? Ya da niye Almanya'ya gitsinler? Yani niye İngiltere'ye gitmesinler? Ya da Amerika'ya gitmesinler? Fransa'ya gitmesinler? Ya da oraya da gidip yani bu da bir seçenek midir? Hani... Ben şöyle söyleyeyim hocam. Ben Almanya, ben öğrencilik yıllarındayken işte Kadir Has Üniversitesi'nde burslu olarak okuyordum. Tam burslu okuyunca bizi sağ olsunlar o dönem her yaz bir yere gönderiyorlardı. Ben üniversitede okuduğum süreç boyunca iki defa Amerika'ya, bir defa da İngiltere'ye gittim yazları. Yani her yaz işte 4 sene okuyoruz. Her yaz bir yerdeydim aslında. Dolayısıyla Amerika'yı da İngiltere'yi de o anlamda görmüş oldum. Şimdi Almanya farklı bir yer. Yani siz de orada bulundunuz. Çok böyle yabancı, gurbet de diyebileceğiniz bir yerde değil. Yani etrafta çok fazla Türk'ü gördüğünüz ve sizi hani ülkelerinden, vatanlarından gelmiş veya kardeşleri gibi karşılayan çok fazla insan var. Çok güzel dostluklar kurduk oralarda. O yüzden tabii Almanya'nın yeri diğerlerine nazaran daha farklı. Yani bir İngiltere mi, ora mı? İngiltere okumak için gidersiniz. Ama Almanya'ya yaşamak için bile gidilir. Çünkü orada aradığınız sıcaklığı bulabiliyorsunuz. Yani özlediğiniz her şeyi Almanya'da bulabilirsiniz. O anlamda hani elbette bir gurbet ama tam anlamıyla gurbeti yaşayacağınız bir yerden bahsetmiyoruz. İkincisi tabii hukuk eğitimi ise alanlarına göre değişiyor elbette. Yani bizim gibi ama özel hukuk alanında özellikle işte ticaret gibi, medeni gibi alanlarda, borçlar hukuku gibi alanlarda çalışmak istiyorsanız bu işin kaynağı malumunuz Almanya. Yani eskiden Almanya'ydı. Şimdi Avrupa Birliği diyorlar ama yani Almanya bir kanunu tartışıyor. O kanun Avrupa Birliği kuralı haline geliyor. Avrupa Birliği kuralı olduktan sonra bütün Avrupa onu kabul ediyor. Aslında dolayısıyla yine Almanya yapmış oluyor. Avrupa Birliği'nin kurallarında, kanunlarında, mevzuatında. En önemlisi bence ama bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Yani Türkiye'de yapan birisi bunlara erişemez mi? Yani elbette daha da iyisini yapar. Artık online platformlar vasıtasıyla bunlara erişebilir. Bence en önemlisi ama en önemli avantajı şu. Herkesin hangi mesleği yapıyor olursa olsun, belki bizi izleyenler sadece hukuk öğrencileri değil, mezunları değil. Mutlaka farklı bir ülkeyi, farklı bir kültürü tanımaları bu anlamda gerekiyor diye düşünüyorum. Onları vizyonunu geliştirecek diye düşünüyorum. Çünkü ben çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı yani farklı milletlerden insanlarla tanıştım. Onların sıcaklığını, onların kültürlerini tanımak da son derece önemli. Tabii bir yandan inanılmaz bir network kuruyorsunuz. Yani şu anda benim Hong Kong'da da, Yunanistan'da da, Gürcistan'da da, Finlandiya'da da, Mısır'da da dünyanın birçok yerinde arkadaşlarım var. Yani onlarla birlikte uzaktan uzağa da olsa bir gönül bağımızın kurulu olması bence önemli bir avantaj. Sadece bu bile belki de insanın hayatında belli bir dönemin yurt dışına geçirmesi için bir sebep. Zaten gelip geçeceğiz. En azından bir süre de olsa farklı bir tecrübe yaşamak güzel olur. Herkese de tavsiye ediyorum imkanlar dahilindeyse. Herkese tavsiye ediyorum elbette. Bir de Murat Hocam, tabii bu vesileyle seni de tebrik edelim. 66 soruda ticaret hukuku diye bir kitap yayınladın Almanca. Evet, teşekkür ederim hocam. Tebrik ediyoruz. İnşallah onun basılmış halini senden İnşallah. alırız. İnşallah onu Şu korona görmek bitti. için. Şu Bize dönemlerde. göndersen ben de alamadım hocam daha elime. Daha gelemedi. İnşallah size de takdim ederim bir tane. İnşallah, inşallah. Ben çok çok teşekkür ediyorum Murat Hocam. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Muhtemelen hani gerçekten Almanya'da eğitim yapmak isteyen, yüksek lisans yapmak isteyen birileri muhtemelen bu programı seyredecekler. Aslında biz lisanstan hiç soru sormadık ama hani lisans yapsaydı ne olur? Liseden ben sadece şeyi biliyorum. Hani şunu söyleyebilirim. Hani lisans Türkiye'de ÖSS'ye kazanan birisi, daha doğrusu merkezi sınavı kazanan birisi esas itibariyle gidip şeye müracaat edebiliyor.
Almanya'daki üniversitelerden kabul alabiliyor. Tabii yine dili tabii ki tamamlamak zorunda değil mi? Oraya da böyle çok kısa hani bir açıklama yapabilirsen kapatabiliriz belki programı. Tam da dediğiniz gibi hocam, lisans aşamasında liseden sonra doğrudan hukuk okumaya Almanya'ya gelmek istiyorsa arkadaşlar, öncelikle Türkiye'deki işte, üniversite sınavına girip bir hukuk fakültesini kazanmış olmaları lazım. Kayıtlı olmaları gerekli. Dolayısıyla herhangi bir üniversiteyi sadece sınav sonucunda işte, bilmem ne üniversitesi hukuk fakültesi kazandı yazması yeterli. Her üniversitenin burada kontenjanlar oluyor. Tabii üniversiteden üniversiteye farklı ama kimisinin 5'tir, kimisinin 10'dur, kimisinin 30'dur. Yabancı öğrenci kontenjanı, yurt dışından gelen öğrenciler için. O kontenjanlar dahilinde üniversitelere yine elden başvurular yapılıyor. Üniversitelerde o kontenjanlar dahilinde sizi kabul ediyorlar. Bunun tek sıkıntısı şu hocam. Biliyorsunuz burada devlet sınavı diye bir sınav var. Staatseksamen diyorlar. Bu devlet sınavını hukuk fakültesinden sonra giriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla şöyle bir sıkıntıyla karşılaşılabilir. Okudunuz işte 3 sene, 4 sene neyse. Devlet sınavına girdiniz ve sınavı geçemediniz. Bu durumda elinizde lise diplomasıyla kalıyorsunuz. Yani evet. Hukuk fakültesinden mezun olamamış oluyorsunuz. Döneceksiniz Türkiye'ye. Ne yaptım 5 senedir Almanya'da? Hiçbir şey yapamadım. Diploma var mı? Yok. Şimdi bu riskle karşılaşmamak için sanki daha güzeli yapabiliyorlarsa Türkiye'de hukuk okuyup sonradan Almanya'ya gelmek ya da illa yurt dışında okuyayım, hukuk falan fark etmez diyorlarsa devlet sınavının olmadığı başka bölümler belki olabilir. Yani tıpta, hukukta ve evet, öğretmenlik eğitimde devlet sınavları var. Onun haricindeki bölümlerde yanlış bilmiyorsam yok. Belki onlar denenebilir. Çünkü hukuk biraz mayın tarlası. Yani ben şöyle diyorum, Türkiye'de hukuka girmek zor, çıkmak kolay. Almanya'da hukuka girmek kolay, çıkmak zor. Çıkmak zor, evet. Bir sonun sonu diyelim, son dedik ama demin aslında konuşmalarımız arasında kaynadı diye düşünüyorum. Tabii oradan geldikten sonra yüksek lisans ve doktora belgelerin de Türkiye'de bir tanıtılması gerekiyor. Evet, evet. Yani bunu da herhalde bizi dinleyen insanlara söylememiz gerekiyor. Evet, yani ben inanılmaz bir dönemde denk geldim hocam. Normalde ben Türkiye'ye dönene kadar bu işlemler 15 günde bitiyormuş. Bir haftada bitiyormuş. Ben sınavımı bitirip Türkiye'ye döndüğüm zaman 1 Ağustos 2016'ydı. Yani 15 Temmuz yaşanmış ve 15 gün geçmiş aradan. Dolayısıyla ülke teyakkuz halinde. Yani herkes işte bir koşuşturma, inanılmaz bir karmaşa hali var. Ben de geldim ya, ben yurt içinde okudum, şunu da onaylar mısın? Ya şimdi sen bir dur diyorlar bana. Hani başka işlerle uğraşacağız. Dolayısıyla benim o bekleme sürecim çok uzundu. Yani ben 9 ay kadar beklemek durumunda kaldım. Benden önce sadece şöyle yapıyorlarmış. Diplomaya bakıyorlar. Ha, evet Almanya, tamam, tak onay veriyorlar. Benimkinde yani ben ve benden sonraki, tabii o dönemden sonrakilerde doktora hocamıza kadar yani okula yazıyorlar, bu diploma böyle var mı? Konsolosluğa yazıyorlar, bu öğrenci burada bulundu mu? Doktora hocanıza yazıyorlar, bu senin gerçekten öğrencin miydi? Yani işte, o kadar inanılmaz bir inceleme oldu ki tabii bizim uzunca bir süremiz orada bir kayıp oldu diyebiliriz. Ben bir 9 ay bekledim. Şu anda tabii durumlar biraz daha hızlandı, duruldu. Ama şu anda da yine de bir 3-4 aylık sanıyorum bekleme süreci olduğunu tamam, söyleyebiliriz. Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum Murat Hocam. Çok, ben teşekkür ederim. Yani hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Muhtemelen bizi belki bugün, yarın, sonraki yıllarda dinleyeceklere çok faydalı hakikaten bilgiler verdin. Çok çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka programlarda yine buluşmak dileklerimle. Bizi dinleyenlere de ben sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de beni davet ettiğiniz için, bu imkanı verdiğiniz için, tabii yüksek lisans doktora hayallerimizi sizler sayesinde başlattık. O hayallere de vesile olduğunuz için ben de teşekkür ederim. Ben de herkese sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.